Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Egehan Ertan. Biliyorsunuz sizlerle bir OBS serisine başlamıştık ve bir önceki videoda OBS'in temel ayarlarından birazcık bahsetmiştik ve öyle giriş yapmıştık bu seriye. O videoda bahsettiğim gibi ses ayarlarından bahsedeceğim bu videoda da. Fakat ses ayarlarından bahsederken şu şekilde yapacağız. Mikrofon eklemeyi ve filtre eklemeyi göstereceğim. Çünkü onun harici yapılacak herhangi bir şeyler daha profesyonel içeriklere giriyor. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Sadece basic bir şekilde yine yaptığım gibi sizleri fazla sıkmadan OBS'te ses ayarları nasıl yapılacak onlardan bahsedeceğim. İsterseniz gelin hemen bilgisayarımıza geçelim. Ben burada yeni bir sahne oluşturdum ve ismini de YouTube öğrenim yaptım. Burada da bir mikrofon ekledim. Ben burada hazır gelen mic aux'u kullanmıyorum. Çünkü bazen farklı sahnelere göre değişiklik gösterebiliyor benim mikrofon kullanımım. O yüzden ben kendime buradan sağ tıklayarak ekle diyerek burada da ses giriş yakalayıcısı ekledim bir tane. Oradan sonra da benim karşıma böyle bir ekran geldi. Bu ekranda da kullandığım ses kartını seçtim. Mikrofon 3 USB kodek. Benim Behringer ses kartı kullanıyorum. Eğer siz de Behringer UMC22 kullanıyorsanız bu şekilde gelecektir. Tamam deyip devam ettim. Daha sonrasında yapmam gereken şey ve birçok aslında yayınlarda hayat kurtaran şeyler filtreler. Filtre kısmında da buradan sağ tıklayıp gelebiliyorum. Şimdi bende 3 tane filtre var. Şimdi bu 3 tane filtreden birazcık size bahsetmek istiyorum. Hem de kısa ve kolay bir şekilde olması adına. Gürültü bastırma filtresi, eğer mikrofonunuz kötüyse veya cızırtı veya hışırtı çok fazla oluyorsa bunları yayında gelmemesi adına bu filtreyi kullanıyoruz. Bu gürültü bastırma filtrelerini de, daha doğrusu filtreleri de yine boş bir yere gelip sağ tıklayarak ekle diyerek ulaşabiliyoruz ya da artı kısmına gelerek buradan da yapabiliyoruz. Şimdi ben buraya sağ tıklayayım, ekle dedim ve buradan gürültü bastırma seçeneğini tıkladığımda benim karşıma bu şekilde bir ekran geliyor. Burada da ne işe yarıyor bu? Eğer siz alttakine daha fazla işlemci kullanımını yaparsanız daha iyi bir bastırma yapacaktır. Yani dip sesi daha iyi temizleyecektir. Ama siz düşük CPU kullanımı, düşük işlemci kullanımı yaparsanız bir öncekine nazaran daha böyle düşük seviyede olacaktır. Adında anlaşılacağı üzere. O yüzden ben iyi kalitede, her zaman bunu iyi kalitede tutuyorum. Kazanç kısmına geldiğim zaman da eğer sizin mikrofonunuz veya normal kullandığınız bir mikrofon fazla sesini yükselttiğinde, mekanik olarak sesini fazla yükselttiğinde cızırtı ya da hışırtı yapmaya başlıyorsa buradan ekstra kazanç olarak ekleyebiliyorsunuz. Ben burada mesela yaptığım mikrofona artı 5 desibel kazanç eklemişim. Yani normalde benim mikrofonum daha düşük seviyelerdeyken artı 5 desibel sesini yükseltmişim. Bunu da yine aynı şekilde ekle diyerek kazanç kısmından geldiğiniz zaman direkt sizin karşınıza böyle bir ekran gelecektir. Şimdi sıkıştırma nedir? Sıkıştırmadan birazcık bahsedeyim. Sıkıştırma, eğer siz yayınlarınızda Spotify'dan veya YouTube'da müzik açtığınız zaman ve aynı anda da konuşuyorsanız biliyorsunuz müzik sesiyle sizin sesiniz karışıyor. Bunun önüne geçmek adına bize OBS sıkıştırma adı altında bir filtre sunuyor. Bu da siz konuştuğunuz anda, yani burada gösterdiğiniz kaynak sizin sesinizi bastırmıyor. Yani şu anlama geliyor. Bir müzik açtınız ve konuşmaya başladınız. Sizin burada gösterdiğiniz kaynağın sesini kısıyor. Bunu da şu şekilde yapıyor. Eşik kısmından ne kadar sesini kısmak istiyorsanız buraya onu yapıyorsunuz. Bu tamamen ben default bıraktım. Bunu kullanmıyorum. Ama siz eğer burada sesinize göre şurada yapılan spektrumdan ses ayarına bakarak ne düzeyde kısılmasını istiyorsanız veya buradan gelirsiniz masaüstü sesine müzik açarsınız. İşte eksi 40'lara kadar düşsün isterseniz normalde 20'dir. O zaman eksi 20 desibel kısmanız gerekiyor burada. Ses kısmından bahsettik. Aslında ses kısmında gösterebileceğim şeyler bu kadar basit şeyler. Fazla kafanızı kurcalamaya gerek yok. Ayarlar kısmında ses kısımları var. Oraya hiç dokunmanıza gerek yok. Çünkü o ve sizin için en optimum ayarı yapacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda kaynaklardan ve sahnelerden bahsedeceğiz. Aslında sahnelerde pek fazla bir şey yok ama kaynaklar kısmında bahsetmemiz gereken birkaç şey var. Ondan sonra da biliyorsunuz özel efektler var. Yani geçiş efektleri var. Bunlardan bahsedeceğim ve size bir paket vereceğim. O yüzden bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa da yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın deyip bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Bay bay.